Yani bu ilk cinsel deneyimden başlayalım isterseniz. Ya sizinle başlayalım. Biz biliyorsunuz böyle sırayla Yani benim ilk cinsel deneyimimden başlayalım. başlamıyoruz. Öyle Aynen. başlayalım isterseniz. Yani sonuncusunu sormuyorum. Zaten İlkini sonuncular deneyime girmez. soruyorum. Her şeyin ilki ürkütücüdür. Yani ilk kez yüzmeyi öğrenmek, ilk kez kayak yapmak hepsi ürkütücüdür. Özellikle kadınlar daha çok ürker bundan. Neden bilmiyorum. Belki aciz olduğumuz için, belki saçı uzun, aklı kısa olduğumuz için onu da Mesela. bilemiyorum. Fakat tarihte ve edebiyatta da örnekleri var. Örneğin Oriana Fallaci genç kızların sünnet edildiğinden bahseder bir kitabında. Bu klitoris sünneti. Yani kadının zevk almamasını cinsel eylemden sağlamak için, dolayısıyla ihanet etmemesini sağlamak için bir önlem. Halen dünyada yapılmakta. Bir de Neval el-Sadavi'nin Havva'nın Örtülü Yüzü diye bir kitabında da aynı şey var. Daya bu kadınların adı, sünneti uygulayan kadınların adı dayalar. Ve o kadar derin yapıyorlar ki bunu, kadın hakikaten o ilk acının dışında bir de artık hiçbir şekilde bu işten hoşlanmaz oluyor. Yani tahammül ediyor, katlanıyor. Anlıyorum. Ve doğurmak için bir araç O mı kadar. Evet. cinsellik? Yani Anladım. sadece sonuca dönük bir şey. Eğer bu bir lütfuysa Tanrı'nın, bundan demek ki tek başına erkek yararlanıyor bu tip ülkelerde. Evet. Ataerkil Ben tabii genç kızken hayli eski, yani yaşlı bir insan sayılırım. O ülke. zamanlar böyle dergiler yoktu, böyle programlar hiç yoktu. Sen yoktun peki tabii. Ben doğmamıştım daha. Doğmamıştın. Öteki dünyada geziyordum, bekliyordum Bu zamanı. nedenle tabii ailelerimiz de malum tutucu sayılırdı. Damdüsyon'da rahibe okulunda okuyordum. Dolayısıyla bu bir kabustu, bir sorundu hepimiz için. Bizden önce evlenen arkadaşlar da bize çok abartarak anlattıklarından çok bir Evliliği facia, mi ilk ilk cinsellik? meseleyi, o Ben meseleyi. şimdi evliliği abartılı dinliyorum başkalarından. Bir kabus olarak geldi hepimizin başına. Fakat bende çok ilginç, ben ilk defa eşimle bu ilişkiye girdim. Bunu övünerek söylemiyorum, başka türlü olsa daha iyi olurdu Rahmetli Altan kuşkusuz. Erbil değil mi? Evet, Evet. yani belki daha iyi bir cinsel hayatımız olurdu, daha önceden idmanım olsaydı diye düşünüyorum. Çünkü ailemin baskısından öte ben de bunu doğru olarak kabul ettim. Yani teliyle, dua ile ilk gece, hani neredeyse kanlı çarşafı bile göstermeye inanır hale gelmiştim. Neden? Çok kitap okuyan bir insandım. Buna inandığım için değil de çok korktuğum için, çok abarttığım için bu olayı tabii Kendi tabii. gözünüzde abarttınız. Evet, çok acı Peki çekeceğim, facia. abarttığınız kadar var mıydı bu? Hayır, hiç öyle değildi. Yani